15 Temmuz'un 4. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 15 Temmuz ülkenin birliğine yönelik bir hareketti. Ülkenin bütünlüğüne yönelik bir hareketti. Ülkenin demokrasisine yönelik, kazanımlarına yönelik bir hareketti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortadan kaldırılmasına yönelik bir hareketti. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu hareketin önüne geçilmiş oldu. Halkımız meydanlara toplanıp tankların ve tüfeklerin önüne kendini atarak bu hareketi önlemiştir. Türk milleti bundan sonra da bu tip kalkışmalara izin vermeyeceğini göstermiştir. Türkiye'yi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen, ülkemizin ayaklarına pranga vurmak isteyenler uzun yıllardan beri içeriden ve dışarıdan saldırılarına devam ediyorlar. İşte onlardan bir tanesi de bundan 4 yıl önce 40 yıl boyunca besleyip eğittikleri ve içimize sızdırdıkları hain FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz gecesi bir alçakça darbe girişiminde bulunması şekliyle ortaya çıktı. Ama onlar milletimizin dirayetini, inancını, azmini hesap edemediler. Bu vesileyle o gece bir lider gibi, bir kahraman gibi, bir başkomutan gibi duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. O gece şehadet şerbeti içen 251 şehidimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. 2000'in üzerindeki gazilerimize şükranlarımı sunuyor ve hepsine Allah'tan sağlık ve afiyetler diliyorum. Bilinsin ki Türkiye kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Bundan 4 yıl önce 15 Temmuz gecesiydi. Bir anda darbeyle karşı karşıya kaldığımızı öğrendik. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen, meydanlarda toplanan ilk STK'lardan birisi de tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da İHA'ydı. Biz de halkımızla birlikte, milletimizle birlikte hep beraber darbeye karşı olduğumuzu göstermiş olduk. Bu darbe sürecinde şehit olan kardeşlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum. Allah bir daha ülkemize, milletimize, vatanımıza böyle günler göstermesin. Bugün kahraman Türk milletinin hain darbecilere geçit vermediği o muazzam gecenin 4. yıl dönümü. 15 Temmuz kahraman Türk milletinin sadakati, asaleti ve cesaretiyle yazılmış bir destandır. Bu destan nesilden nesile aktarılacak ders niteliğinde bir zaferdir. O gece bu vatanın genç evlatları babalarından, dedelerinden içleri burkularak ve ah ederek dinledikleri tüm darbelere dur dediler. O gece bu vatanın koca yürekli evlatları bu vatanın sahipsiz olmadığını liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm dünyaya gösterdiler. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzde vatanımızın bölünmez bütünlüğünü canları pahasına koruyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz daha geldi. 4 sene önce genci yaşlısı hep beraber bu ülkeyi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olduk. Derler ya, gençler artık eskisi gibi değil. Ama o gün anladık ki genci yaşlısı bu vatana korumak için canlarını vermeye hazırlar. Allah bir daha bize o günleri göstermesin. Bu sebeple tüm şehitlerimize başsağlığı, gazilerimize de şifalar diliyorum. 15 Temmuz terör örgütü FETÖ'nün kanlı yüzünü gösterdiği ve bu milletin uyandığı, tekrardan onurunu kazandığı, belki bugün Ayasofya'nın tekrar dirilişini, belki yarın Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna sebebiyet verecek yeni bir gençliğin, yeni bir ruhun doğuşunun günüdür. Ben bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetle saygılarımı sunuyorum.
tam 4 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasimize, vatanımıza sahip çıkan milletimize minnettarız ve teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Allah bu vatana bir daha bu tür hain darbeler nasip etmesin inşallah. Temmuz, darbeci hainlere karşı Türk milletinin tarihine ve şanına yakışır bir şekilde dimdik ayağa kalktığı günün adıdır. Bu vesileyle tüm milletimizin Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz milletimiz o akşam canını milletine siper eden kahramanlarını asla unutmayacağı gibi o akşam milletin bağrına saplanmak isteyen hançeri elinde tutan hainleri de asla unutmayacaktır. Bundan tam 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde bu ülke tarihinin en acı olaylarından birini yaşamıştır. Yıllarca küresel güçlerin oyuncağı haline gelen, onların maşalığını yapan FETÖ terör örgütü bu ülkede hiç kimsenin beklemediği bir anda alçakça bir darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu darbe girişimi milletimizin cesareti ve Cumhurbaşkanımızın kahraman tutumuyla bertaraf edilmiştir. Bu hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan ölüme giden, tankların önüne yatan ve bu ülke için, bu vatan için can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah bir daha bu millete böyle bir geceyi yaşatmasın. Bu ülke hiçbir zaman bu alçaklara, bu hainlere meydanı bırakmayacak ve bu ülke kıyamete kadar var olacaktır. Bundan tam 4 yıl önce Yüce Türk Milleti bir imtihandan geçti. Bu imtihandan başarıyla çıktı. Rabbim bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın milletimize.